dünyada ya olayları teokratik açıdan göreceksiniz, böyle bir eğitim anlayışınız olacak, ya da laik anlayış olacak. Karma ekonomi gibi hem İslamcı hem laik anlayış olmaz. Bütün yazılarını, bütün fikirlerini daima somut belgeler üzerine dayandırdı. O yüzden ona araştırmacı gazeteciliğin öncüsü diyebiliriz. Bu çok önemlidir çünkü belli baskı dönemlerinde üniversitelerin üzerine büyük bir örtü örtüldüğünde, bilim insanları ve yazarlar üretimden alıkonulduğunda gazeteciler bir şeyler yapmaya çalışırlar ve yaparlardı. Bugün de aynı şeyi görüyoruz. Uğur'un döneminde de aynı şey söz konusuydu. Dolayısıyla genellikle toplumsal olaylar, siyasal olaylar hakkında araştırma yapmaları, konuşmaları gerekenler sustuğunda tek konuşabilen, tek gerçekleri aktarabilen kesim gazeteciler kesimi oluyor. İşte Uğur bu kesimin öncüsüydü. Bu kesimin bir anlamda lideriydi. Bugün Türkiye'de bazı sözcükler yasaktır ve sakıncalı çağrışımlara yol açarlar. Bir tanesi barış, bir tanesi örgüt, bir tanesi sınıf. Demokratik hak ve özgürlükleri sadece kendileri için, sadece kendi gibi düşünenler, kendi gibi olanlar için isteyenlerdir demokrasinin en büyük düşmanı. Uğur buna işaret ediyordu ve diyordu ki bu din eğitimi insanları demokrasiyi yozlaştırmaya, bu özgürlükleri Türkiye'yi bir şeriat devletine götürmeye dönük çabalarının desteklenmesine yöneltiyor. Ve bir süre sonra bu eğitimi görenler, bu yolda yetiştirilenler bütün Türkiye'ye hakim olacaklar. Çok nettir onun söylediği. Yani bugünleri adeta geleceği böyle bir mercek altında ve doğru gören, geleceği gören bir insan gibi satır satır adeta bugünlerde yaşananları anlattı. Çünkü temel süreçleri çözebilmişti. Yani Uğur'un gayet analitik bir kafası vardı. Önce olayları gayet iyi tek tek öğrenir, tek tek irdeler, tek tek izler. Ondan sonra onların nedenlerine girer, onların sonuçlarına bakar ve sonra onların hepsini bütünleştirip, birleştirip nasıl bir etki yaratacaklarını anlamaya çalışırdı. İşte oradan çıkmıştır siyaset, tarikat ve ticaret üçgeninin ilişkileri. Uğur bütün bunları açığa çıkarıyordu. Yani bir yandan yolsuzlukları, bir yandan mafya benzeri ilişkileri, hatta mafya ilişkilerini, bir yandan da emperyalist ilişkileri teşhir ediyordu. Onun için o işte tarikat, siyaset, ticaret üçgeni içinde yok ettiler onu. Uğur Mumcu cinayeti Türkiye'ye suikasttır. Daha iyi dünya, daha iyi, daha iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, daha ekmek ve özgürlük için. Bir takım insanlara niçin işkence yapılır? Bir takım insanlar 5 yıldan 15 yıla kadar niçin hapsedilirler? İşte bugünkü düzen gibi bir düzen sürsün diye.